Evet arkadaşlar, daha önceden Uni Assist hakkında bir video daha paylaşmıştım fakat tekrardan istenmesi üzerine yeni bir video yapacağım. Bildiğiniz üzere Almanya'da yüksek lisans başvuruları için veya lisans başvuruları için bu siteyi kullanabiliyorsunuz. Bu site aslında bir aracı görevi görüyor. Yani siz üniversiteye direkt göndermek yerine belgelerinizi bu siteye gönderiyorsunuz. Bu site sizin için o belgeleri üniversiteye gönderiyor. Üniversiteden kabul geldiği zaman da bu site size o kabulü ulaştırıyor. Yani aslında kabul geldiği zaman yine maille de ulaşıyor üniversiteler size ama bu süreci takip etme konusunda bu site size yardımcı oluyor. Onu söyleyebilirim. Şimdi başvurularda para alıyorlar tabii ki. İlk başvurunuzdan 70 euro alıyor. İkinci başvurunuzdan 30 euro alıyor. Üçüncü başvurunuzdan yine 30 euro almaya devam ediyor. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci bunlardan 30 euro alıyor. Burada gördüğünüz gibi Summer Semester 2023, yani yaz dönemi 2023. Bunun için başvuruyorsanız, yani bu dönem için başvuruyorsanız ilk başvurunuzda 70 alıyor, ikinci de üçüncü de 30 alıyor. Ama mesela bu döneme başvurdunuz, bir de 2023-2024 kış dönemi için başvuracaksanız, onda yaptığınız başvuru için ilk başvurunuzdan yine 70 euro alınıyor. Yani başvurularınız dönem olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki dönem için mesela bir başvuru yapıyorsanız birincisi 70, iki başvuru yapıyorsanız ilki 70, ikincisi 30 euro olarak ücretlendiriliyor. Bunları kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz, banka kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Tabii ki banka kartınızın ya da kredi kartınızın yurt dışı işlemlerinin açık olması önemli. Şimdi arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi semester seçiliyor. Şu anda bildiğiniz üzere Kasım ayındayız. Yani şu anda Almanya'daki kış dönemi 2022-2023. Şu anda o yüzden başlayabileceğiniz, yani en çabuk başlayabileceğiniz dönem yaz dönemi 2023 oluyor. Yaz dönemi 2023 ne zaman başlıyor? Benim bildiğim kadarıyla Nisan'da falan başlıyor olması lazım ama tabii ki başvuru süreçleri Ocak'ta, Şubat'ta falan devam ediyor. Belki de bitmiş bile olabilir. Burada görebildiğiniz gibi üniversiteleri seçiyorsunuz. Burada bütün üniversiteler çıkıyor. Eskiden bu çıkmıyordu. Şu an iyi olmuş böyle yaptıkları. Sonrasında arkadaşlar buradan eyalet seçebiliyorsunuz. Eyaletlerin kendilerine göre politikaları var. Bu eğitim ücretleriyle alakalı. Mesela Baden-Württemberg'de veya Bavyera eyaletinde bazı eyaletlerde yabancı öğrencilerin daha yüksek ücretler ödemesi gerekiyor. Bazı eyaletlerde ise normal Alman vatandaşlarıyla aynı ücreti ödüyorsunuz yaklaşık olarak. Burada tabii çeşitli şeyler var. Lisans, yüksek lisans vesaire. İşte sanat, öğretmenlikle alakalı şeyler falan. Yani çok çeşitli seçenekler var. Burada bir arama butonu var mesela. Arkadaşlar, benim bildiğim kadarıyla master bölümleri için yaz döneminde daha çok seçeneğiniz oluyor. Lisans okumak istiyorsanız genellikle kış döneminden girmeniz gerekiyor diye biliyorum ama istisnalar olabilir. Tabii ki buna bir şey diyemeyeceğim. Burada gördüğünüz gibi bölümler çıkıyor. Tabii ki eyaletleri ayırabilirsiniz. İşte Berlin zaten kendi başına bir eyalet. Şu an rastgele bir bölüme girelim. Mesela Applied Landscape and Field Archaeology diyor. Detayları göster. Burada kampüsleri, işte detaylı bilgiler vesaire çıkıyor. Bunlar genelde başka linklere sizi gönderiyorlar. Oradan okulun kendi linklerine gönderiliyorsunuz. Bu şekilde arıyorsunuz. Mesela ben şu anda mimarlık olarak arattım. Bachelor çıktı, Master çıktı. Hochschule Trier. Arkadaşlar, bölümleri buldunuz. Interior Architecture, Landscape Architecture. Mesela arkadaşlar, buradan Bachelor, bu lisans, yani bu yüksek lisans, Master. Burada gördüğünüz gibi hangi dönemde istediğinizi, herhalde bu second semester oluyor. Ben burada hep en üsttekini seçiyorum. Mesela seçtik. Seçtikten sonra arkadaşlar bu sizin sepetinize düşüyor. Sizin bu sepetinize düştüğü zaman ben size yanlış bilgi vermişim. İlk başvurunuzdan 75 euro alıyor. İkincisinden 30 euro almaya başlıyor. Şu an daha yaz dönemi için hiç başvuruda bulunmadığım için birinci başvurundan 75 euro aldı. Yaz döneminde ikinci bir başvuru yapsaydım ondan 30 euro alacaktı. Neyse. Şimdi burada bunu koydunuz. Sepette duruyor. Şimdi buraya belgelerinizi yüklüyorsunuz. Upload my documents diyor. Bu dokümanlarla ilgili şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi oraya belgelerinizi yüklüyorsunuz.
Şimdi bu belgelerinizi yüklediğiniz burada bir sepet var, tamam mı? Şimdi bu sepette her şeyi tekrar tekrar yüklemenize gerek yok. Yani buradan gerekli olanları üniversite zaten alıp üniversiteye gönderiyor. Yani mesela buraya bir diplomanızı yüklediğiniz zaman her üniversite için tekrar tekrar diplomanızı yüklemenize gerek olmuyor. Pasaportunuzu yüklediğiniz zaman her üniversite için tekrar tekrar pasaportunuzu yüklemenize gerek olmuyor. Ama mesela motivasyon mektubu yazarken hangi üniversiteye ait motivasyon mektubu yazdığınızı orada üniversitenin ismiyle belirtirseniz iyi olur. Veya işte portfolyo hazırlıyorsanız ya da bir dosyayla yani spesifik olarak bir üniversiteye başvurunuzla alakalı bir şey hazırlıyorsanız, portfolyo hazırlıyorsanız ya da ne bileyim işinizle alakalı bir şeyler, ek belgeler ekliyorsanız, farklı farklı bölümlere başvuruyorsanız orada üniversitenin adını ve bölümünü belirtirseniz belge isminde bu yeterli oluyor. Yani bir problem olmuyor bu konuda. Yani hangi üniversiteye başvuruyorsanız onun adını yazabilirsiniz ama işte CV'nizi de üniversiteden üniversiteye değiştirebilirsiniz tabii ki ama işte pasaportunuzu, diplomanızı, lise diplomanızı, üniversite diplomanızı yani bunları tekrar tekrar yüklemenize gerek olmuyor. Şimdi nelere dikkat etmeniz gerekiyor onu söylemek lazım ama bunlar da tabii ki bölümden bölüme değişiyor arkadaşlar. Şimdi mesela mimarlık bölümünde açıkçası ben en çok dikkat edilen şeyin portfolyo ve iş deneyimi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki ben bunu tamamen çevremde gözlemlediklerime dayanarak söylüyorum. Yani bunun bir garantisi yok. Bunun bir garantisi yok yani bölümden bölüme değişiyor. Şimdi CV'nizde neler yapmanız gerekiyor? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Tabii ki Almanca'daki CV formatı biraz farklı. Lebenslauf diye aratırsanız Almanca'daki CV'leri görebilirsiniz. Almanca eğitim almak için başvuru yapıyorsanız, üniversitedeki eğitim diliniz Almanca olacaksa benim tavsiyem bu belgelerinizi Almanca olarak hazırlamanız, motivasyon mektubunu vesaire. Yani yaklaşık bir B1 civarında bir Almancanız, B1 B2 civarında Almancanız varsa bence Almanca yapmanızda bir sakınca yok. Yani Almanca yapın daha iyi olur. Ama eğer İngilizce bölümü okuyacaksanız tabii ki tamamen kendinize kalmış ama o zaman İngilizce yapmanız daha mantıklı herhalde. Onun dışında her üniversitenin dil yeterlilikleri var. Bunlar çok önemli. Yani bunları sağlayamıyorsanız genelde kabul almazsınız. Yani dil yeterliliği, işte not ortalamanız gerçekten önemli. Yani üniversitedeki ya da lisedeki ortalamanız. Lisedeki ortalamadan emin değilim yani. Lisans okumak için üniversite sınavına mı bakıyorlar yoksa lisedeki ortalamanıza mı bakıyorlar? Ondan emin değilim açıkçası arkadaşlar. Ama ortalamanızı yüksek tutun. Motivasyon mektubu örneği istiyorsanız ekte size belgelerde bunu belirtebilirim ama genel olarak ana hatlarıyla böyle 2-3 paragraf yazabilirsiniz. Yani öncelikle kimsiniz? Nerede okudunuz? Hangi bölümleri okudunuz? Nasıl bir eğitim hayatı geçirdiniz? Eğitim hayatınız boyunca hangi alanlara ilgi duydunuz? Hangi alanlarla ilgili çalışmalar yaptınız? Birinci paragraf olabilir. İşte ikinci paragraf neden işte Almanya'da ya da neden spesifik olarak o üniversitede okumak istiyorsunuz? Neden eğitim hayatınızı Almanya'da devam etmek istiyorsunuz? İşte Almanya ile ilgili ne gibi planlarınız var? Gelecekle ilgili ne gibi planlarınız var vesaire. Yani bunu bir paragraf yapabilirsiniz. İşte üçüncü paragraf belki de işte iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili planlarınıza yönelik bir paragraf olabilir. Sonrasında da yine kısaca bir özetle işte bu bölümü işte okumak istiyorum çünkü işte şöyle şöyle yapacağım, böyle böyle yapacağım. İşte sektörde şu konularda deneyim kazanmak istiyorum. Şunlarla şu konulara ilgiliyim vesaire vesaire. Bunları yazabilirsiniz. Yani bir sayfa motivasyon mektubunun ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Yani aynı şeyleri tekrar döndürüp döndürüp yazacağınızda sade ve kısa bir dille bunu yazabilirsiniz. Eğer İngilizce motivasyon mektubu yazıyorsanız arkadaşlar Grammarly kullanın. Grammarly böyle gereksiz yazdığınız kelimeleri falan çok güzel temizleyebiliyor. Yani bu kelimeye gerek yok diyor. Siliyorsunuz. Anlamda hiçbir şey kaybolmuyor ama daha sade ve akıcı bir şey yazmış oluyorsunuz. Şimdi tabii ki vizedeki motivasyon mektubunuzla üniversiteye başvurduğunuz motivasyon mektubunuz aynı olmuyor. Yani burada üniversiteye başvurduğunuz motivasyon mektubunda bölümle ilgili daha detaylı bilgiler yazmanızı tavsiye ederim. Hangi bölümü okuyacaksanız o bölümdeki hangi dersler ilginizi çekiyor, hangi alanlar ilginizi çekiyor, hangi profesörlerle çalışmak istiyorsunuz vesaire bunları yazabilirsiniz. Tabii ki gideceğiniz okulun bulunduğu şehirle alakalı da bir şeyler yazabilirsiniz. Yani gerçekten beğendiğiniz veya imkanlarının çok fazla olduğunu düşündüğünüz bir yerse bunları da yazabilirsiniz. Yani biraz daha detaya inmenizi tavsiye ederim bu okula özel olanlarda. Yani hangi okula başvuruyorsanız ona göre değiştireceksiniz çünkü. Mesela iş başvurularında bazı insanlar hangi firmaya başvuruyorsa o firmaya göre CV hazırlıyor. Üniversite için de bunu yapabilirsiniz ama yapmak zorunda mısınız? Bence zorunda değilsiniz. Portfolyo için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani diğer bölümlerde ne istiyorlar gerçekten bilmiyorum. O yüzden bizde portfolyo istiyorlar ama mimarlık ve tasarım bölümlerinde genellikle portfolyo isteniyor. Ve yani değerlendirme kriterlerinde de en büyük payı bu alıyor. Okulların da bazen böyle kriterleri oluyor. İşte şu şekilde bir
tasarımı olmalı vesaire. Yani format olarak tabii ki tasarımınıza çok karışmıyorlar. Onun dışında zaten işte dediğim gibi dil belgeniz, işte diplomanız, transkriptiniz, not dökümleriniz vesaire bunları tekrar tekrar yüklemek zorunda değilsiniz. Bunlar bütün üniversitelere tek tek gönderiliyor. Yani bu konuda bir şeyiniz olmasın. Burada mesela bir şey yüklerken burada kategorisini seçebiliyorsunuz. Work sample, work experience, study certificates, school certificate falan vesaire. Şimdi bu sitenin içinde aynı zamanda size bir form gibi bir şey veriliyor. Yani orada başvurudan önce neler yaptığınızı dolduruyorsunuz. Yani başvurudan önce şurada şu kadar çalıştım, şu dönemde şunu yaptım, şu dönem bunu yaptım vesaire. Bunu dolduruyorsunuz. Size bir form gibi bir şey veriyorlar. O da benim bildiğim kadarıyla bütün üniversitelerde ortak oluyor. Yani onu da tekrar tekrar her üniversite için yapmanıza gerek olmuyor. Onun dışında siz burada bir üniversiteye başvurduğunuz zaman, o başvurunuz işleme alındığı zaman ilk başvurunuzda sizin bir not ortalamanız hesaplanıyor. De onu da şöyle bulursam göstereyim. İlk başvurunuzda size şöyle Uniasis Prüfbericht diye Evaluation Report yani Evaluation Report yani burada sizin değerlendirme raporunuz oluyor bu. Bu aslında sizin üniversite notunuzun veya artık lisans için gidiyorsanız lise notunuzun ya da işte üniversite sınavı notunuzun Alman sistemine çevrilmiş hali. Alman sisteminde bildiğiniz üzere bir en yüksek not. Benim üniversite not ortalamam 3,26 falandı. Burada benim şeyimi çevirdikleri zaman benim notumu Alman sistemine çevirdikleri zaman 2,1 oldu. Yani bu şekilde oldu. Ve bu tabii ki başvurulurken ve bu tabii ki başvurularda oldukça önemsenen bir şey. Mesela ben Berlin'e başvurmuştum. TU Berlin'e. Bana bir mail geldi. Dedi ki başvuruları değerlendirmeye alıyoruz. Fakat ortalaması 1,7 ve üzeri olan yani Alman sisteminde tam tersi ya. Benimki 2,1'di. 1,7 üzeri olanların başvurularını incelemeye almayacağız diye bir mail geldi mesela bana TU Berlin'den. Yani böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar. Onun dışında her okul size bu siteyi kullanmak zorundasınız demiyor. Mesela LVTH Aachen'da kendi web siteleri var. Okulun kendi web sitesi var. Oradan üye oluyorsunuz. Bilgilerinizi giriyorsunuz vesaire. İşte dosyalarınızı yüklüyorsunuz. Oradan başvuruyorsunuz. Böyle okulların kendi siteleri de var. Yani burayı kullanmak zorunda değilsiniz. Buranın avantajı yani mesela 6 üniversiteye başvuruyorsanız tek tek hepsini göndermek zorunda olmuyorsunuz. Buranın avantajı o yani. Hepsini tek tek takip etmek zorunda olmuyorsunuz. Bu site size aracılık yapıyor. Şimdi bazı okullar bu siteyi kullanmak zorundasınız diyor. Yabancı öğrenci olduğunuz için bu siteyi kullanmak zorundasınız diyor. Bazı okullar ise tamamen kendi sitelerini kullanıyor veya mail aracılığıyla da başvurabiliyorsunuz. Şimdi burada da formülü göstermiş. Bu Alman not ortalamasına çevirme formülü burada gözüküyor. Arkadaşlar bu siteyi ben açıkçası üniversite bulma konusunda çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani buradan üniversitelere bakarım, bulurum falan diyorsanız burada çok tavsiye edemeyeceğim onu söyleyeyim. Belgeler kısmını gösterdim size. Şimdi burada başvurular kısmını göstereyim. Şimdi burada başvurular kısmında arkadaşlar dediğim gibi siz bir form dolduruyorsunuz demiştim ya. Burada Antrax formüler diye bir şey var. Bu Antrax formüler sizin o Uniasist içerisinde doldurduğunuz formun özeti aslında. Yani bu, yani arkadaşlar bu başvurudan başvuruya değişen bir şey değil. Sadece bölüm adınız farklı gösteriyor. Yani buradaki application form denen belgede, buradaki application form denen belgenin içinde işte başvurudan önceki geçmişiniz, işte şurada çalıştım, burada staj yaptım vesaire. Orada geçmişiniz, bilgileriniz yazıyor. İşte adres bilgileriniz vesaire. Kalanı ortak zaten. Sadece başvurduğunuz bölüm gözüküyor. Bazı başvurularda arkadaşlar sizden belgelerin orijinalini istiyorlar. Yani bu belgeleri Almanya'ya postalamanızı istiyorlar. Benim başvurularımda böyle bir başvuru yoktu arkadaşlar. Benim başvurularımın hepsi tamamen online olarak gerçekleşti ve Uniasist'ten gerçekleşti. Başvuru sonuçlarıma ise e-postamda mail olarak ulaştım. Şimdi arkadaşlar bir şey daha var. Mesela önce Uniasist sizin bir belgelerinize bakıyor mesela. Eksiğiniz var mı yok mu? İşte bir iki hafta falan sürebilir. Belki daha fazla bilmiyorum. Başvurularınızdaki belgelerinizde bir eksiklik, bir sıkıntı yoksa burada okey olarak gözüküyor. Yani şu an benim mesela burada 6 tane okey olarak gözüküyor. Ama ben bunların sadece birinden kabul aldım. Bu okey olması demek yani belgelerinizi teslim ettiniz. O anlama geliyor. Yani gerekli belgeleri sundunuz. Okey olması kabul aldığınız anlamına gelmiyor. Kabul olup almadığınızı mail alarak görüyorsunuz. Oradan sonraki kısım zaten dediğim gibi okulun kendisinden size mail geliyor ve genellikle size
Kabul maili geldiği zaman o okul, kabul aldığınız okul size artık bilgilerinizi göndermeye başlıyor. Yani okulun kendi sisteminde kayıt olmaya falan başlıyorsunuz. Bazı okullar yine orada da bir başvuru işlemi yaptırıyor. Yani kullanıcı adıyla oraya girip belgelerinizi yüklüyorsunuz. Orada mesela orada işte sizden belgelerinizi istiyorlar. Bu tabii ki artık okuldan kabul aldınız ve kayıt aşamasındasınız. Bu anlama geliyor. Yani kayıt aşamasında da sizden belgeler istiyorlar. İşte kayıt için kayıt talebi belgesi isteyebiliyorlar. Pasaportunuzu istiyorlar. Diğer belgelerinizi, işte sağlık sigortanızı isteyebiliyorlar. Okulun ücretini ödeyip ödemediğinizi isteyebiliyorlar. Ondan sonra vizenizi isteyebiliyorlar. Bazı okullar vizenizi görmeden sizi kesinlikle kayıt ettirmiyor. Böyle bir şey de var. Yani kayıt olmak istiyorsanız gerçekten vizenizi göstermeniz gerekiyor. Vizenizi aldınız ve sisteme yüklediniz. Okulun ücretini falan teslim ettiniz. Dekontunu yüklediniz. Bunları yaptığınız zaman muhtemelen bir sıkıntı olmadan kaydınız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Sonrasında Almanya'da yapmanız gereken tabii ki başka işlemler de var ama yani okul kaydını tamamlamış olmanız gerçekten birçok konuda sizi rahatlatmış oluyor. İşte yurtlara başvururken sizden okul kaydınızı isteyebiliyorlar. Özel yurtlara başvururken de yine okul kaydınızı isteyebiliyorlar. Yani okul kaydınızın olması ve öğrenci olmanız Almanya'da birçok konuda size avantaj sağlıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle biraz genel bir şey yaptım. Çok böyle detay bilgileri niye göstermedim? Çünkü ben kendi bilgilerimle size bilgilerimi de açığa çıkarmak istemiyorum arkadaşlar. Kısmında da başvurularınız alındığı zaman burada ekliyor mesela A üniversitesine, B üniversitesine başvurduğunuz zaman hepsi tek bir sayfa içinde böyle A üniversitesine, B üniversitesine hepsine başvurdu diye. Şimdi buradaki belge başvurularınızı başlattığınız ve belgelerinizi eksiksiz olarak gönderdiğiniz anlamına geliyor. Fakat vize için bu belgeyi kullanmanız yani çok mantıklı bir şey değil. Hani mecbursanız, okuldan kabulünüzü almadıysanız mecbursanız bunu vize için kullanabilirsiniz ama yani ben tabii ki okuldan kabul belgenizi kullanmanızı tavsiye ederim. Yani dediğim gibi işte buradaki işlem düzgün bir şekilde tamamlandı. Okey yazısı gözüktü. Bütün belgeleriniz eksiksiz teslim oldu. Bir iki hafta sonra okul sizin belgelerinizi kontrol edip size geri dönüş yaptı. Dedi ki işte kabulünüzü aldınız. Kabul belgenizi size gönderdiler. Bundan sonra arkadaşlar kabul belgenizi kullanabiliyorsunuz vizenizde. Tabii ki kayıt tamamlamak zorunda değilsiniz. Vize için kabul belgeniz yeterli. Kayıt tamamlama işlemini Almanya'da da yapabilirsiniz. Ama online olarak tamamlanıyorsa yine Türkiye'den yapmaya çalışabilirsiniz. Kayıt işlemleri için de az önce bahsettiğim gibi işte vizeniz, pasaportunuz, işte okul ücretini ödemeniz, sağlık sigortanız vesaire bunlar isteniyor. Sağlık sigortası için ise AT11 yaptırıyorsanız arkadaşlar, AT11 için Almanya'daki devlet sigortalarına ulaşabilirsiniz. AOK ve TK isimli iki kuruluş var. Bunlardan birine ulaşıp AT11'inizin olduğunu ifade ederseniz onlar sizin için sigortanızı hazırlıyorlar ve size sigorta belgenizi gönderiyorlar. Bir sigorta numarası gönderiyorlar. O sigorta numaranızı siz okulun öğrenci işlerine gönderiyorsunuz. Öğrenci işlerine veya işte sigorta ile ilgili işlere bakan kim varsa okula gönderiyorsunuz. Sonra okul sizin sigortanızı sistemde işliyor ve okula kaydınızın tamamlanması için işlemleri yapıyorlar. Yani kaydınız bu şekilde tamamlanıyor. Sonra Almanya'ya geldiğiniz zaman bir adres belirtmeniz gerekiyor. Ben şu adresteyim, bu adresteyim diyorsunuz ve ondan sonra sağlık sigortanız sizin adresinize posta olarak geliyor, posta olarak ve postayı açtığınızda işte posta kutusu içerisinde size sağlık sigortası belgeniz teslim edilmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar açıkçası ben bu konuda elimden geldiğince bilgi vermeye çalıştım. Ama ben bu konuda uzman değilim, bunu söylemek istiyorum. İstendiği için bir abonem istediği için böyle bir video yaptım. Üniversiteleri araştırmak için de dediğim gibi şu DAAD sitesini kullanırsanız bu site çok faydalı, çok detaylı, çok güzel her şey açıklanmış bir şekilde. Başvuru tarihleri, bütün genel bilgiler, dil bilgileri vesaire her şeye buradan ulaşabilirsiniz. Bütün arayacağınız okulları buradan taratabilirsiniz. Yani istisna olabilir. Yani bir iki tane burada bulamayacağınız okul olabilir. Gerçekten olabilir. Onları da artık internetten kendiniz araştıracaksınız. Böyle teknik okullar da var Almanya'da işte Hochschule tarzında. Üniversite olmayan Hochschule olan eğitim kurumları da var. Bunları biraz kendiniz araştırmanız gerekiyor ki bunların da çoğu burada çıkar ama istisna olarak işte böyle sanat okulu vesaire o tarz yerler belki burada çıkmayabilir. Bir iki tane istisna olabilir. Araştırmanızı tek bir yere değil birçok yere bakarak yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Umarım Almanya'da istediğiniz lisans bölümüne, yüksek lisans bölümüne yerleşirsiniz. Bunun dışında ek olarak Almanya'ya gelen herkese ben Almanca çalışmalarını, Almancayı öğrenmelerini tavsiye ediyorum. İngilizce bile okuyorsanız orada o dili öğrenin.
Bir şekilde kursa girin, bir şekilde kendiniz çalışın, bir şekilde Almancanızı geliştirin. Almanya dilini ve kültürünü iyi koruyan bir ülke gerçekten. Gerçekten o kadar İngilizce bilmelerine rağmen Almancayı korumak ve devam ettirmekte gerçekten kararlı bir milletler. O yüzden siz de Almanya'ya gidiyorsanız, Alman insanlarla çalışacaksanız, Alman bir kültürün içerisinde yaşayacaksanız bu dili kesinlikle öğrenmelisiniz arkadaşlar. Yani toplumda kabul edilmeniz, toplumda saygı görmeniz için bu dili gerçekten iyi konuşmanız lazım. O yüzden eğer Almanya'da kariyer planlamak istiyorsanız, Almanya'da bir gelecek düşünmek istiyorsanız ben Almanca öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki belirli alanlarda, işte belirli bölgelerde, işte Berlin'de mesela uluslararası bir firmada, yazılım alanında falan çalışıyorsanız zorunda olmayabilirsiniz. Yani zorunda olmamanız yine de buna engel olmamalı ve bence Almanca öğrenmelisiniz. Neyse arkadaşlar, kısa bir video yapmak istiyordum ama böyle farklı farklı alanlara girdiğim için biraz uzadı. Şimdi çok toparlayamadım konuyu. O yüzden mesela şunu bilmiyorum, şunu bana gösterir misin dediğiniz bir şey varsa onu bana yazın. Ama bahsettiğim gibi bütün belgeleri Uni Asist'in sepetine yolluyorsunuz. Uni Asist sizin için o üniversitelere onları gönderiyor. Üniversitelere spesifik olarak göndermek istediğiniz şeylere ise o üniversitenin adını yazıyorsunuz. Belgede o üniversitenin adı olduğu için zaten problem olmuyor. Diğer belgeleriniz ise, ortak belgelerinizi ise tek tek yüklemenize gerek olmuyor. Uni Asist bunları hallediyor. İlk başvurunuz 75 euro, ikinci başvurunuz 30 euro olarak devam ediyor. Üçüncü başvurunuz da 30 euro bu şekilde devam ediyor. Elimden geldiğince her şeyi anlattığımı düşünüyorum ama merak ettiğiniz, kafanıza takılan bir şey varsa onu da sorun. Ona da hemen video yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka konular, Almanya'da yaşamak veya başka konular hakkında da merak ettikleriniz varsa yorumlara yazarsanız o konu hakkında da video yaparım. Herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.